Keşan'da ikamet eden aslen Kahramanmaraşlı Abdullah Pancarlı, depremde evlerini kaybeden ailesini eşiyle birlikte kendi araçlarıyla gidip alarak Keşan Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerine getirdiler. 7 Şubat günü araçlarını yardım malzemeleriyle dolduran Pancarlı ailesi bu malzemeleri Kahramanmaraş'taki depremzedelere götürüp 12 kişilik ailesini de alarak 10 Şubat akşamı Keşan'a geri geldiler. Hepinize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz Keşan'a. Teşekkür ederim. Umarım burada da yardımsever vatandaşlarımız kayıtsız kalmayacaktır. Sanırım depremzede olarak gelen ilk aileler sizsiniz Keşan'a bildiğimiz kadarıyla. Biz de elimizden geldiğince her şeyi yapacağımıza inanıyorum yetkililer ve halk olmak üzere. Tekrar hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin. Amin. Ben tek bir şey istiyorum. İyi kardeşime burada bir ev imkanı olursa başka hiçbir şey demiyorum yani. Ben yardımseverlerimizin bu konuda destek vereceğine eminim. Duyurmak amacıyla zaten bunu da yapıyoruz. Teşekkür Sanırım ederim. daha kimse duymadı burada olduğunuzu çünkü. Umuyorum güzel haberler olacak. Biz de buradan yine paylaşacağız onları Çok inşallah hep teşekkür ederiz. beraber. Allah razı olsun. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Eşim dostum bir şeyler getiriyor. Komşularımız bir şeyler getiriyor. Yani kötü bir vaziyet yani oradaki deprem olayına. Yaşamadım ama yaşamış kadar da ailemin yanında hissediyorum. Çünkü zor bir durum. Allah herkese yardım etsin. Ortamı gördün gözünün ne ortak, ortam neredeydi? Yani devletimiz bütün imkanlarıyla savaşıyor. Ben bizzat Kahramanmaraş'ta gördüm. İmkanların en büyüğünü ve olumsuz şartlarda çok büyük imzalar attıklarını da biliyorum devletimin. Yani askerimiz de oradaydı, polisimiz de oradaydı, AFAD'ı da, gönüllü insanlar, herkes oradaydı, Maraş'taydı. Diğer illerden bilmiyorum ama Maraş olarak ben söylüyorum, devletimiz canla başla çalıştığına inanıyorum. Gerçekten Gözümle öyle. gördüm. Evet, doğrudur. Gerçekten öyledir. Devletimiz orada hissettik. Yani abim 5. katta oturuyor. Depremin şiddetini, unsurunu daha iyi anlatıyor. Kardeşim Çok 2 katlı iyi. binada oturuyor. Annemler 3 katlı binada oturuyor. Ama şükürler olsun devletimizden bir tane kötü bir davranış görmedim. Her şey dört dörtlük, 10 numaraydı. Ama devletimiz hangi bir yere yetişecek onu da bilmiyorum. Allah yardım etsin devletimize. Peki Abdullah Bey, şimdi ailenizle ne yapmayı düşünüyorsunuz? Buraya yerleşmeyi mi planlıyorlar? Bu konuda Şimdi ben buradan herhangi bir yardım sözü veren oldu mu? yardım sözü veren ya daha doğrusu bir tek emniyet müdürlüğüne gittim. Geldiklerini kaydettirdim. Yaşadıkları bilinsin. Çünkü bundan sonra da ne olacağını bilmiyorum. Benim yanımda kalabilirler. Benim gücümün yettiği kadar bakabilirim. Hani bunlar sonuçta bir ev kurmaları gerekiyor. Bir hayat, çocukların okulları var, eğitimleri var. Bu çocuğun eğitimi var, bu insanların şeyleri var. Benim gücüm yettiği kadar bakacağım. Gücümün yetmediğini de yani yapacak bir şey yok. yapacak hani hiçbir şeyim yok. Annem babam Allah büyük. evleri, abimlerin evleri. Hani benim imkanım olsa ki 10 aileye bakayım. İmkanım bu kadar. Bakabildiğim kadar bakacağım yani. Türkiye'nin birçok yerinden yardım tırları gönderildiğini biliyoruz. Onları yolda gördünüz mü veya size ulaşan yardım tırı oldu mu Kahramanmaraş'ta? Bütün tırlarımız geldi. Erzaktı, battaniyeydi, binleri ihtiyaçlardı. Bir şekilde ulaşıldı. Su olsun, ekmek olsun, giyecek kıyafetler olsun. Bir şekilde her şeyler ulaşıldı sağ olsun devletimizden ve milletimizden. Kayıplarınız var mı peki sizin Kayıplarımızda, yakınlarımızda kayıplarımız var. Biz kendimiz ulaşamadıklarımız var. Yani bir nevi enkaz altında kalıp da ellerimizde kaldırdıklarımız var. Gücümüzün yettiği kadar bir şekilde oldu. Ama sonuçta kendi ailemizi de kurtarmak amacındaydık. 2 günden beri soğukta ve kışta o karda, o yağmurda maddenesi bir şekilde yattık ama korkudan ellerimize girdik. Her girmemizde, her bir şey almamızda sallantı oluyordu. Bir şekilde de evimiz gitti. Ve abim sağ olsun, yengem sağ olsun, kapılarını açtılar. Bir tas çorba olsun,
bir şeyler çocuklarımıza yardım el uzandı. Bize anlatır mısınız akrabalarınızı almaya gittiğinizde neler yaşadınız? Yolların durumları nasıl? Yardımlar ulaşabilmiş mi yerine? Gözlemlerinizi alalım. Öncelikle tüm Türkiye başta olmak üzere bütün dünyaya teşekkür ediyorum. Ben depremin 3. günü gidebildim. İmkanlarım kısıtlı olduğu için haber alamamıştım ailemin bir kısmından. Babamla görüşmüştüm. Kardeşim Murat'la görüşmüştüm. Çok şükür iyiyiz ama dedi yani burada durmaktan çok korktuklarını, yani yaşamın burada bittiğini belirttiler bana. Ben de Kahramanmaraş yola çıktım, almaya gittim de binaların bir kısmını yıkık gördüm. Görmediğim birçok yer var. Ama devletimizde, milletimizde, milletimizden Allah razı olsun. Herkes dört elden çalışıyor buna. Gözlerimle şahit oldum Kahramanmaraş'ta ama diğer illere gidemediğim için yorum yok. Ama Kahramanmaraş'ta çok bir ummalı çalışma var. Ama isterim devletimiz bir an önce çözüm bulsun bu insanlara. Benim ailem değil önemli olan, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde Kahramanmaraş'ta yaşayan insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Yani söyleyecek bir şey yok. Hani bu insanları ben oradan göçüklerin kenarlarından, çadırlardan topladım. Ama bir şey diyemiyorum yani, konuşamıyorum da nasıl anlatayım yani, ne diyeyim? Bilemiyorum yani konuşacak.